Evet değerli izleyiciler, ikinci bölümde devam ediyoruz. Kızılay'dan girmiştik, tekrar Kızılay'dan devam edelim. Önce isterseniz o şeyi bir gösterelim arkadaşlar. Maaş listesi göstermiştik ya, kim ne kadar kaç asgari ücret maaş alıyor diye göstermiştik ya. Hani aylık hesaplamasını da az önce burada ulaştık, onu tekrar size göstereceğim. İşte bu Türk Kızılay Genel Müdürlüğü işte aylık ücretleri bunu size saydım. Toplamı ne kadar demiştik? Aylık 2.194.754.000 lira maaş alıyor bu yönetimdeki arkadaşlar toplam. Bunun yıllık maliyeti de 26.337.000 lira. 26.337.000 lira. Bu kişilerin şu sayfada gördüklerinizin devlete yıllık maaş yükü. Yani nereden baksanız, toplasanız, bölseniz kişi başı 250 bin lira falan düşecek. Evet, diğer şeyi getirelim, çizelgeyi getirelim. 12 tane şirket kurmuş. 12 tane şirket kurmuş. Kızılay. Kızılay'ın şirketleri, yani bir holding olmuş neredeyse. Holding olmuş neredeyse. Kızılay Yatırım Holding Anonim Şirketi. Kızılay Sistem Yapı Anonim Şirketi. Efendim, Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. Bayağı bir ticari müessese haline gelmiş. 6. Kızılay Lojistik Anonim Şirketi, 7. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi, 8. Kızılay Kültür ve Sanat Ticaret Anonim Şirketi, 9. Kızılay Çadır ve Tekstil Anonim Şirketi. İşte buradan satış yapmışlar Ahbap Yardım Kuruluşu'na da. Sonra Kızılay Arge ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi, Kızılay Biyomedikal Ürünler Ticaret Anonim Şirketi ve sonuncusu Kızılay Etki Yatırım ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi. Burada da arkadaşlar o listeyi verebiliyor muyuz ekrana deminkini, benim gönderdiğimi? Evet. Orada kimlerin hangi işlerde çalıştığı görülüyor. 12 şirkette o kişiler paylaştırılmışlar. Oralarda çalışıyorlar. Bu değil arkadaşlar. Hani son renkli şirket sayısı. Telefondan gönderdiğim. O orada kimin hangi şirkette yazıldığı görüyor. Mesela Kerem Kınık bütün şirketlerde var. Kerem Kınık bütün şirketlerde var. Burada önde kırmızı. Onun yanında İlyas Haşim Çakmak da bütün şirketlerde var. Sonra kim hangi şirkette onu da ayrı ayrı burada tek tek çıkarmışlar. Tek tek çıkarmışlar. Ve Kızılay bir yardım kuruluşu mudur? Anonim şirketler, 12 tane anonim şirketi içinde barındıran Türkiye'nin belki de en büyük holdinglerinden birisi haline gelmiş. Ama nerede dediğiniz zaman da, göremediğiniz zaman da birileri orada görmüyor musunuz diye hakaret ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Maalesef hakaret ediyorlar. Protesto edenlere de, bununla ilgili bildiri yayınlayanlara da çok sert karşılık veriyorlar. İşte dün akşam TİP'in, Türkiye İşçi Partisi'nin bir açıklaması vardı Kadıköy'de. İşte o açıklamayı yapmak isteyenlerin başına neler geldi, ona da bir bakalım. Türkiye özgür bir ülke değil mi? Toplantı ve gösteri yürüyüşleri anayasanın garantisi altında, güvencesi altında. Ama çıktığınız zaman başınıza neler geliyor bir görelim. Ha, bir şey olsun polis göremezsiniz ama bir açıklama yapıyoruz, açıklama paylaşıyoruz ya da şöyle bir yürüyüş yapacak dediğiniz zaman nereden çıkıyorsa o kadar polis birden mantar gibi bitiveriyorlar. İzliyoruz. Yeah.
Ben de çekiyorum abi. Geçsin diye. Dikkat dikkat. Polis komisyonu. Asım Gündüz Caddesi üzerinde toplanan proje sesleniyorum. Yaptığınız eylem kaymakamlık bakanımca yasaklanmıştır. Derhal dağılın. Dağılmazsanız polis tarafından müdahale edilecektir. Bu size birinci ikazımdır. Bitti mi? Bu kadar polis Antakya'da yok arkadaşlar. Dikkat dikkat. Polis komisyonu. 50 bin kişinin öldüğü depremde bu kadar polis yok. Biz bu dayanışmayla bile devam edeceğiz. Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet. Bu kadar. Bakın kapısına çift tanıtma var. Çift tanıtma var. İşte Türkiye'de derdinizi anlatmaya çalıştığınız zaman başınıza bu geliyor. Ne diyordu? Bu kadar polis deprem bölgesinde yok. Ama burada bir açıklama yapmaya kalkıştığınız anda o kadar polisi birden karşınızda görüyorsunuz. Nereden çıkıyorlar, nereden geliyorlar, nasıl ortaya çıkıveriyorlar? Anlaşılır gibi değil, anlatılır gibi de değil. Evet, partiler gözaltına alındı, şiddet gördüler. Neden? Ya bir olaya dikkat çekmeye çalışıyorlar. Aralarında milletvekilleri var. Aralarında milletvekilleri var. Ve siz bunlara şiddetle karşı koyuyorsunuz. Barış Atay var, Ahmet Şık var milletvekilleri. Anons yapıyorlar. Efendim yasalara uygun, anayasaya uygun. Herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir. Bir konuda fikrini açıklayabilir. Bu arada tribünlere gelelim şimdi. Fenerbahçe maçında gördünüz. Hükümet istifa. Her ne kadar yayıncı kuruluş sesi kısa da yayın sırasında herkes duydu bunları. Ve dün akşam Beşiktaş maçında yine aynısı yaşandı. Ve hükümet istifa sloganları yükseldi stadyumlardan. Halkın bir araya gelmesini istemiyorlardı. Hatırlayacaksınız yıllarca pandemi döneminde falan işte seyircisiz oynatma falan. Ama seyirci haykırdı. İzleyebilir miyiz arkadaşlar onu? Şimdi anladınız mı? Üniversitelerin açılmasını neden istemiyorlar? Neden üniversite öğrencilerini evlerine göndermeye çalışıyorlar? Niye öğrenci yurtlarını kapatıyorlar? Üniversite öğrenimini uzaktan eğitime çeviriyorlar. Amfilerde bir araya gelmesinler, koridorlarda bir araya gelmesinler, kampüslerde bir araya gelmesinler istiyorlar. Halkın tepkisinden korkuyorlar, öğrencilerin tepkisinden korkuyorlar. Bakın dünkü olaylar, hafta sonu yaşanan olaylar onun önceden iyi düşünülmüş bir plan olduğunu da ortaya koydu. Bakın Devlet Bahçeli Beşiktaş yönetim kulüp üyeliğinden istifa etmiş. Fotoğrafları verebilir miyiz arkadaşlar? Devlet Bahçeli diyor ki
Daha doğrusu önceden paylaşım yaptı sosyal medyada. Sosyal medya paylaşımında diyor ki Devlet Bahçeli, Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak ve sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir. Ne demek zillet? Ne demek zillet? Halkın tepkisini göstermesi zillet mi? Siz şu günkü hükümet için geçmişte bundan çok daha ağırlarını söylemediniz mi? Şimdi ne oldu da bugün böyle konuşuyorsunuz? Ha? Nerede o Bahçeli? O Bahçeli mi yoksa bugün konuşan Bahçeli mi? Hangisi gerçek Bahçeli? Yarın grup toplantısı var, göreceğiz, orada bakalım neler söylenecek. Bugüne kadar memleket hayrına, bugüne kadar bir öneriniz, bir tasarınız, bir fikriniz oldu mu? Ne getirdiniz? Onu kapat, bunu kapat demekten başka. Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım, Türk Tabipler Birliği'ni kapatalım, baroları kapatalım, onu kapatalım, bunu kapatalım. Yok mu başka kafanızda bir şey? Şimdi stadyumları da kapatalım. Stadyumları da kapatalım. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirler alınarak oynanması. Ne demek gerekli tedbirler? Her tribüne polis mi koyacaksınız? Ha? Polis mi koyacaksınız? Şaka gibi bir politikacı ya. Efendim, seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir. Siz en iyisi gidin o metin cinayet vardı ya hani. Onu takip edin. Onu ortaya çıkartın. Türkiye'de takip edilecek çok şey var. Sinan Ateş'i kim vurdu? Sinan Ateş cinayetinin arkasında kimler var? Bakın, o konunun takipçisi olduğunu öncelikle. Bırakın seyirciler istedikleri gibi içini döksünler. Gündemi başka tarafa çekmeye çalışmayın. Bunun içinde siyasi uzantılar var ise eğer, onu ortaya çıkartın. Bu sizin görevinizdir. En önemli göreviniz odur. Şimdi bırakın seyirciyi. Efendim, seyircisiz ya da gerekli tedbirler alınarak gerekenin yapılması, maçların oynanması hususu. Yani kapatalım. Bu arada diğer fotoğrafa geçelim arkadaşlar. Yani çok ilginç şeyler oluyor Türkiye'de. Anlamak, anlatmak mümkün değil. Efendim, İsmail Özdemir, Kahramanmaraş Genel Başkan Yardımcısıymış. O da Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen deprem şehitlerimizin işte Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış İsmail Özdemir de. Efendim, bu olayı ne diyor? Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen depremler sebebiyle 44 bin aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle. Ne demek bahanesiyle? Tribünleri tahrik eden bazı eylemler. Ya hükümet istifa demek... Ne zamandan beri tahrik oldu? Ve ben burada fikrimi söyleyebilirim, hükümet istifa diyebilirim. Ne demek bunun? Nesi tahrik? Ya bu hükümet ne ki yani? Devletle bir ilgisi yok. Devlet daimdir. Hükümetler gelir, geçer. Efendim, neymiş? Saygısızlık olmuştur. Milletimize büyük, şehitlerimize, milletimize büyük saygısızlık olmuştur diyor. Asıl büyük saygısızlık Türkiye'deki yardım kuruluşlarının geç kalmasıdır. Siz gidin onunla ilgilenin önce. Tribünleri bırakın. Deprem konusunda MHP olarak ne yaptınız? Bütün partilerin milletvekilleri orada, AKP'de dahil, canla başla çalışıyorlar. Siz ne yapıyorsunuz? Neyle uğraşıyorsunuz? Bakın, az önce başında konuşulmuştu değil mi? Alelacele temel atmaya kalkışmayın deniyordu. Herkes uyardı. Herkes uyardı. Hocalar uyardı. Dediler ki artçılar gelecek. Demir döşeceksiniz. Beton atacaksınız üstüne. Yapmayın bunu dediler. O betondan bir hayır gelmez. O sırada bir artçı gelirse. 5.6. Artık artçının da biraz üstü yani. 6'ya yakın bir rakam. Malatya'da
Ve hala ve hala hala temel atma derdindeler. Temel atma derdi. Niye? Seçime kadar o temeli tarlaya da olsa, toprağa da olsa bir yere atalım. İşte başladık, bir seneye kadar seçimde sizin olacak diyelim. Bunun mücadelesi içindeler. Yani depremzedeyi kurtarmaya çalışmıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Hükümeti kurtarmaya çalışıyorlar. İktidarlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Onlar için şu anda görünen önemli olan o. Yoksa daha deprem yeni bitmiş. Enkaz tamamen kaldırılmamış. Hemen Veli Ağbaba'ya bağlanıyoruz. Malatya'da çok taze bir deprem. Veli Ağbaba, merhaba. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, ne oldu? 5.6 çünkü çok önemli bir artçı. Bir de hani siz de söylüyordunuz, başlamayın şu inşaatlara, temel falan atmayın. Böyle bir durumda temel atılmaz, beton tutmaz diyordunuz. Görüşlerinizi almak istiyorum efendim. Evet, çok ciddi bir şekilde şu anda bayağı da korkutucuydu. Tabii günlerden beri söylüyoruz, maalesef bilim adamları hala ciddiye alınmıyor. Bilme karşı, bilme rağmen işte yapmamak lazım. Bu artçı falan değil, tam bir deprem oldu. Şimdi temel atılmaya çalıştık ama bilim adamlarının görüşünü almak lazım. Burası tabii şimdi bu depremle beraber Malatya artık daha da korkutucu olmaya başladı. Göç veriyorduk, biraz daha verir herhalde. Yani buralarda durum çok iç açıcı değil. İnsanlar bozulmuş durumda. Çok ciddi bir deprem oldu. Durumlar var. Sanırım birkaç binada yıkıldı diye haberler var. Burası da karışık şu anda. Hem çok daha deprem. Biz paniğindeyiz, onun heyecanındayız. Bilime rağmen bir şey yapılmamalı. Bilim adamları, şehir plancıları, deprem uzmanlarıyla konuşmadan bir şey yapmamalı. Temel atılmamalı, inşaat yapılmamalı. Yani burada bilme rağmen yapılan işleri görüyor. Veli Bey, bir de yani her şeye aykırı, hatırlayacaksınız. Asıl mesleği avukatlık olan bir milletvekili oturdu. Bir kağıt üzerinde şuraya şu, şuraya şu, şuraya şu proje. Yani bu kadar gayri ciddi de bir herhalde deprem sonrası hiç kimseyle görüşmeden anlamak mümkün değil bunu. Maalesef liyakatsızlık, basıp diyafet, her şey bir durumda. İlçe savruluyor. Depremin altında kalmış durumda, gazın altında kalmış durumda. Hala şov yapmaya devam ediyor bazıları ama burada tekrar alt etmekte fayda var. Mutlaka deprem uzmanlarının, bilim adamlarının görüşünü almak lazım. Burada şey çok ciddi, biz onun heyecanıyla konuşuyoruz. Şu anda ambulanslar gidiyor. Biz de şimdi yıkılan bölgeye gitmeye çalışacağız. Malatya'dan selamlarımı, saygılarımı yolluyor. Bütün Malatya'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Size kolaylıklar diliyoruz. Mücadelenize başarılar diliyoruz. Gerçekten önemli bir iş yaptı siyasetçiler. Deprem bölgesinde yardım ekipleriyle birlikte çalıştılar. Canan Kaftancıoğlu burada. Yanınızda mı? Canan Kaftancıoğlu yanımda. O da geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyor. Ya lütfen, lütfen. Gel, İyi yayınlar diliyorum. Geçmiş olsun Canan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Biz de bugün Malatya'da standartlarımıza geçmiş olsun. Hem nereden burada büyük mücadele eden genel başkan yardımcı. Bu bölgede görevinden geçmeyi sarsıldı Malatya. Malatyalılara herkese geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Sanıyorum yani Veli Bey'in de söylediğine göre ambulanslar da gidiyorlar. O herhalde hasarlı binalardan yıkılanlar da söz konusu. Biz size kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarımız tekrar belki bağlantı kurarlar. Kolay gelsin size efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, artçıların ardı arkası kesilmiyor. Ve İşte bütün bu uyarılara hiç kulak asmayan da bir siyasi iradeyle karşı karşıyayız. Ya da onların niyeti bambaşka, az önce de söylediğimiz gibi. Onlar Beşiktaş seyircisiyle uğraşıyorlar ya da ne bileyim işte Fenerbahçe seyircisiyle uğraşıyorlar. Beşiktaş'tan istifa etmiş. Bu arada gene o fotoğrafı bir getirelim arkadaşlar.
Orada ilginç spor kulüplerinden de Anadolu'da açıklamalar gelmiş. Örneğin Konya Spor Kulübü bir açıklama yapmış. Selçuklu Darülmülkü Konya, Büyük Konya Spor Camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır. Herkes devletin yanında. Devletin yanında olmakla hükümetin yanında olmak farklı şeyler. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısı bilen 85 milyon Türkiye ailesinin tarafındayız. Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz. Konya Spor Kulübü yönetim kurulu olarak mı karar aldınız? Taraftarlarınıza da bir sorun o zaman. Kimsenin adına konuşmayın. Konya Spor Camiası sadece oradaki yönetim kurulundan ibaret de değildir. Türkiye çok 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 önemli bir şekilde çok yakından başından beri bu olayları izledi. Kimin o mücadeleye katıldığını, kimin uzaktan izlediğini ve kimin de geç kaldığını, hala bir takım yerlere ulaşamadığını Türkiye görüyor. Bırakın insanlar tepkilerini açıkça ortaya koysunlar, demokratik biçimde ortaya koysunlar. Siz bir spor kulübüsünüz. Sporla ilgilenin. Siz siyaset yapıyorsunuz. Siyasi açıklama yapıyorsunuz. Yapmayın. Siyasete bulaşmayın. Bir taraftan Kayseri Spor'dan geliyor başka bir açıklama. Efendim o da Yukatel Kayseri Spor Kulübü. Kayseri Spor Kulübü ve Kayseri Spor Camiası sonu kadar devletinin ve milletinin yanındadır. Yani orada hükümet istifa et diyenler devletin yanında değil mi? Belki onlar daha çok devletin yanında. Çünkü devleti iyi yönetemeyenlere karşı bir tepki gösteriyorlar. Sizin hiçbir tepkiniz yok. Özgürce tepkilerini ortaya koyuyorlar. Niye bundan çekiniyorsunuz? Bundan niye korkuyorsunuz? Efendim içinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bakın şimdi Kayseri Spor Yönetim Kurulu siyaset yapıyor. Zillet ne demek? Zillet ne demek? Kayseri Spor Yönetim Kurulu Başkanı ne demek? Kayseri Spor Başkanı ne demek zillet? Siz futbol seyircisi için zillet ifadesi kullanamazsınız. Siyasi bir ifadedir bu. Bahçeli'nin ağzıyla konuşmaya hakkınız yok. Siz spor kulübüsünüz siz. Tamam olayı da eleştirin. Ama zillet dediğiniz anda siyasetin içine batıyorsunuz Kayseri Spor Kulübü olarak. Peki bütün Kayseri Spor taraftarları size katılıyor mu? Oturup masada talimatla biz protesto ediyoruz. Yok öyle şey. Devlet Bahçeli istifa etmiş. Koskoca 100 yılı aşkın bir Beşiktaş. 1903'ten bu yana var olan bir Beşiktaş. Devlet Bahçeli o kulüpte üye olmuş, olmamış. Hiç fark etmez. O Beşiktaş'ın seyircisi de taraftarı da Beşiktaş'a yeter de artar bile. Belki de çok daha hayırlı olmuştur Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş kulübünden istifa etmesi. Hani geçmişte bir siyasetçi bir şey demişti Ergenekon süreci sırasında. Hani Türkiye bir yerlerini temizliyor diye. İşte Beşiktaş kulüplerde temizliyorlar bir yerlerini gibi de düşünülebilir. Yani gerçekten ya özgürlüğe karşısınız siz. İnsanların kendilerini özgürce ifade etmelerine karşısınız. Onların çok büyük bir bölümü siyasetle ilgili değil. Türkiye ile ilgili. O tribünleri dolduranlar siyaset yapmıyorlar. Asla da siyaset yapmıyorlar. Gezi'de de kimse siyaset yapmadı. Gezi bir siyasi olay değildi. Ama sonuçlarıyla siyaset elbette etkiledi. Siyasetçileri etkilemeyi amaçlıyordu. Türkiye'nin o günlerinde yaşananlara dikkat çekmeye çalışıyordu Gezi'ye çıkanlar. Çok talihsiz olmuş. Yani iki tane futbol kulübünün de bu konuda açıklama yapması çok talihsiz bir çaba olmuş. Bakın tarih bunları not ediyor.
Yani bir intikam meselesi falan değil. Ayıp olarak herkesin hanesine yazılıyor bunlar. Ayıptır. Halka karşı da ayıptır. Her şey yolunda mı gitti? Biz burada bir takım fotoğraflar gösteriyoruz programlarımızda. Türkiye'de yaşananları anlatırken. Türkiye nereden nereye gelmiş? AKP döneminde neler yapılmış, neler yapılmamış? Dün burada listeler açıkladık, paylaştık. Hangi istatistikte Türkiye nerede? İyi olmamız gereken her yerde diplerdeyiz. Keşke dipte olsak, en dipte olsak dediğimiz sıralamalarda da en tepedeyiz. Hukuksuzlukta en kötü durumdayız. Ama suç örgütleri, organize suç örgütleri sıralamasında birinci sıradayız Avrupa'da. Buna insanlar tepki göstermeyecekler mi? Sadece depremle ilgili de değil. İşte bakın bu yüzden demek ki kötü yaptıklarını bildikleri için, gelecek tepkileri de bildikleri için üniversiteleri açmadılar. Kur'an kurslarını, yatılı Kur'an kursları açılıyor. Üniversiteler açılmıyor. Bakın burada bir örnek verdik. Üniversiteler bir ülke için çok 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 önemli. Ama gerçek üniversiteler, bilime dayalı, eğitime dayalı üniversiteler, tabela üniversiteleri değil, apartman dairelerinde üniversiteler değil, gerçek üniversiteler, milyonlarca kitaplı kütüphaneleri olan, laboratuvarları olan o büyük üniversiteler. Size anlattık, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg duruşmaları sırasında Amerikalı generalle Alman general arasındaki tartışmayı. Öyle bir yıktık ki diyor Amerikalı general, bir daha belinizi zor doğrultursunuz diyor Alman generale. Biz çok kolay belimizi doğrulturuz diyor. Çünkü üniversitelerimiz ayakta diyor. Bizde ne yapıyorlar? Bizde üniversiteler ayakta kalmasın diye mücadele veriliyor. Üniversiteler ayakta kalmasın diye mücadele veriliyor. İnsanlar her söylediklerine inansınlar istiyorlar. İtaat eden bir toplum istiyorlar. O yüzden üniversiteler o yüzden açılmadı. Pek açmaya da niyetleri yok. Eğitim kalitesi mi? Hiç umurlarında değil. Onu düşünmüyorlar. Asıl olan siyaset. Bakın işte Okan Gaydancıoğlu'na bağlandık. Orada hayvancılık yapanlar. Yem derdindeler, yem. Normal zamanda zaten yem sıkıntısı çekiliyordu. Hele bir de bu koşullarda hayvanlarına verecek yem bulamıyor insanlar. Ta İzmir Büyükşehir Belediyesi onlara hayvan yemi gönderiyor. Bu Türkiye AKP döneminde saman da ithal etti. Bunlar Türkiye'nin ayıbıdır. Sesiniz çıktı mı o zaman Bahçeli? Çıktı mı sesiniz? Hani hesap soracaktınız? Sormazsam diyordunuz, şimdi burada söylemeyeyim o lafları. Hesap sormayan diyordunuz, şu şöyle olsun diyordunuz, şöyledir diyordunuz. Sordunuz mu? Hani hesap soracaktınız? Neyin hesabını sordunuz AKP'den? Üstelik gelip Cumhurbaşkanı adayını siz açıkladınız. Hani senden Cumhurbaşkanı olmaz dediğiniz adam siz aday gösterdiniz sonra. Böyle bir siyaset olmaz olsun. Yani gerçekten böyle siyaset olmaz olsun. Ha Türkiye bunlara müstahak mı? Türkiye bunlara müstahak mı? Onun cevabını da izleyicilere bırakıyoruz. Evet. Başka şöyle dosyalarımızda ne var? Bu hatırlarsınız biz kapatıldı. Ekranımızı kararttılar. Orada çok önemli bir şey oldu. Bunun peşini bırakmayacağız. Onu söyleyelim. Ekranınızı kararttınız. Ama gerçekleri karartamadınız. Gerçekler bir yerde duruyor. Biz ve bizim gibi gerçeklerden yana olan televizyon kanalları onları sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte gazetelerle, televizyonlarla. Bak ne kadar değiştirmeye çalışsın onlar. Ne kadar çarpıtmaya çalışırlarsa çalışsınlar. Biz gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz değerli izleyiciler. Rütük hukuk müşaviri Tele1 dosyasından muhalefet şerhini çıkarmış.
Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi muhalefet şerhi koyuyor. Parti temsilcisi. Ve Tele1 dosyasından mahkemeye onu çıkartıyorlar. Muhalefet şerhini çıkartıyorlar. Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Nasıl bir hukuk devletidir? Nasıl bir hukuk devletidir bu? Nasıl böyle bir şey yapılabilir? Nasıl böyle bir şey yapılabilir? Evet. Onun fotoğrafı da var arkadaşlar, getirebilir miyiz? Faik Öztrak büyük skandalı açıkladı. Rütük'ün hukuk müşaviri Tele1 dosyasından muhalefet şerhini çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Öztrak, Rütük'ün hukuk müşavirinin Tele1'e verilen ekran karartma cezasının ardından mahkemeye sunduğu dosyadan Cumhuriyet Halk Partili Rütük üyesi İlhan Taşçı'nın koyduğu muhalefet şerhini çıkardığını açıkladı. Hangi yetkiyle bunu yapabiliyorsunuz? Bakın ne konuşurken nereden nereye geliyoruz hukuksuzluk konusunda. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Neden çıktı? Bakın hukuka saygı konusunda Türkiye yapılan dünya sıralamalarında ilk yüze giremiyor. İlk yüze giremiyor. Ve bundan hiç mi bugünkü siyasetçiler, Türkiye'yi yönetenler utanç duymuyorlar? Duymuyorlar herhalde çünkü onlar getirdiler bu hale. Onlar getirdiler bu hale. Parti teşkilatlarında çalışmış insanları Türkiye'de adliyelere yargıç ve savcı olarak atadılar. Ve çok 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 önemli davalarda kararlar veriyorlar o savcılar ve hakimler. Adalet mekanizması yerle bir ediliyor. Yerleri bir ediliyor. Bugün bir şey daha var. Bugün bir şey daha var. Önemli bir gün. Emekli Amiral Türker Ertürk paylaşmış. Arkadaşlar o fotoğrafı da getirebilir miyiz? Bu Downlamp 30 diye bir fotoğraf var. Bu bizim İdlib'de şehit düşen askerlerimiz. 27 Şubat 2020 İdlib'de Rus savaş uçakları Türk askeri konvoyunu vurdu. Resmen bombaladılar. Resmen bombaladılar. Türk askeri birliğini, konvoyunu bombaladılar. 34 şehitimiz var. 2020 yılında bugün. 3 yıl önce bugün. Peki Türkiye bunun karşılığında nasıl bir yaptırım uyguladı Rusya'ya? Tepki bile gösteremediler. Tepki bile gösteremediler. 34 askerimiz işte ekranda. Ve ne dediler? O sırada o Türk birliği bulunmaması gereken bir yerdeydi. Bulunmaması gereken bir yerdeydi. Yani iki şekilde anlatılabilir, anlaşılabilir. Bir, orada olduğunuzu bilmiyorduk. Orada sizin olmamanız gerekiyordu. Orada olduğunuzu bilmiyorduk. İkincisi, girmemeniz gereken yere girdiniz. Öyle de arkadaşlar da bombalamışlar mı? Bakın o günleri bir hatırlayın. Gazetelerde falan çok büyük haberler görmediniz yandaş medyada bunlarla ilgili. 34 askerimiz, gencecik insanımız. 3 yıl geçti üstünden. Kaç kişi hatırlıyor? Var mı gazetelerde falan? Muhsin'in ölüm yıl dönümünde falan hatırlıyorlar. Hiç unutmuyorlar onları. Ama 34 askerimizin orada şehit edilişini düpedüz bombaladılar, bombardıman yaptılar Türk konvoyuna. Bakın 3 yıl geçmişim. Evet. Bir takım şeyleri unutmamak gerekiyor. Unutmamak gerekiyor. Evet, Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem, Yeşilyurt ilçesindeki sarsıntı çevre kentlerden de hissedildi. Ve biz konuşurken Veli Ağbaba'yla arkadan ambulanslar harekete geçmişti. Büyük olasılıkla yıkım yine oldu. Yani yıkım derken 5.6 şiddetinde herhalde çok hasar görmüş binalarda da herhalde
Onlarda yıkım olmuş. Şu ana kadar can kaybı belirlenemedi. Öyle bir açıklama yok. Can kaybı olmadı gibi görünüyor. Ve dileriz böyledir. Bir can kaybı da olmaz. Ama dediğimiz gibi evlerden eşya almak için, o yıkılacak evlerden eşya almak için giren çıkanlar oluyor. Hatta bazen çaresiz kalarak ya artık bitmiştir falan deyip girenler oluyor. Ama işte girmemeleri gerekiyor. Ama girmemeleri için de çadırdır, konteynerdir, bir takım şeylerin olması gerekiyor. Parası olan Kızılay'dan satın alınacak ama paraları da olmadığı için herhalde, çünkü Kızılay şirket olarak çalıştığı için öyle bedava kimseye bir şey yok. Bastırsınız parasını. Bir de diyorlar ki ya utanmadan, sıkılmadan maliyetine vermişler. Kar gözetmeden satmışlar. Eğer bir yerden böyle bir yardım teklifi geldiyse bizim görevimiz bu, işimiz bu demeniz gerekir. Siz bize adresi verin, hemen yola çıkartıyoruz demeniz gerekir. Kızılay'ın bu gücü vardı Türkiye'de. Hem de etkili bir şekilde Kızılay bunu yapıyordu, yıllarca da yaptı. Ve o Kızılay'ın ne hale geldiğini, nasıl bir arpalık haline geldiğini, 36 maaş alanlar var, 8 maaş alanlar var. 3 maaş alan en şeysiz yönetici 3 maaş. 12 şirket var, dağılmışlar. O şirketlerin çizelgesini az önce gösterecektik. Yarın onu hazırlayalım da ayrıca bir konu haline getirelim. Kaç şirket, kimler kaç şirkette çalışıyor? Kızılay Holding diyelim artık. Adını değiştirmesi lazım. Kızılay Holding demek gerekiyor artık Kızılay'a. Ve 2050 çadırı 46 milyona satıldığı gibi bir iddia var. Yani çok fahiş geldi rakamlar. Bir çadır 22 bin liraya geliyor. Bir çadır 22 bin liraya geliyor. İnanılır gibi değil. Öyle mi acaba? Ben Tekin Küçükali'ye sordum, Kızılay eski başkanına. Valla biz dedi, başka bir vakıf var onların. Onlar da şimdi konteyner yapıyorlar ve bölgeye gönderiyorlar. Çok gerçekten güzel işler yapıyorlar. Tekin Küçükali, Kızılay'ın eski başkanı. Biz diyor 65 bine konteyner yapabiliyoruz. Tam teçhizatlı konteyner ama. Tam teçhizatlı her şeyiyle içinde. 65 bin lira. Çadır 22 bin lira mı? Bir yanlışlık olmalı. Belki sayıda sonradan hani toplamda bir yanlış ama gazetelerden bir tanesinde gördüm. Emin olamadım çünkü rakam çok yüksek geldi. Rakam çok yüksek geldi. Ama maliyetine satıyoruz diyor. Bir de maliyet buysa eyvah eyvah. yani tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler oluyor bu ülkede. Ve bazılarını anlamakta güçlük çekiyoruz değerli izleyiciler. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Çok önemli şeyler oluyor. Şu arada tabii seçim sürecine de girildi. Ayın sonuna geldik. Ayın 27'si. 31 gün Mart var. 30 günde Nisan var. 61 gün. Onun üzerine 14 günü de eklersek 61, 65, 75 gün. 27 bir günde yarından var. 65, 75, 76 gün. 76 gün sonra seçimden bahsediliyor bu ülkede. Yüksek Seçim Kurulu bölgeye gitti. Seçim yapılabilme koşullarını araştırıyorlar, inceliyorlar. Kütükler nasıl, seçmen kütükleri nasıl hasar gördü mü? Gerçi bunların hepsi elektronik sistemde de var ama oradan çok büyük sayıda insan başka yerlere gitti. Peki o giden insanlar neye oy kullanacaklar? Hangi partiye oy kullanacaklar? Diyelim ki Malatya'nın yarısı Malatya'da değil. Antakya'nın yarısı da Antakya'da değil. Ha, belki yarıdan daha fazlası. Gittikleri yerde kullandıkları oyu hangi ilin milletvekilliği için kullanacaklar? Yani sadece Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Nerede oy kullanırsak kullansın Cumhurbaşkanı seçiminde. Tamam ama
Milletvekili seçiminde ne olacak? Malatya boşalmış. Malatyalı gitmiş İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya ya da Mersin'e gitmiş. Kime oy kullanacak oradaki sandıklarda? Malatya milletvekilliğine nereden ayrı bir sandık mı konulacak? Malatya milletvekili, Malatyalılar bu sandıkta kullansın, işte diğerleri bu sandıkta kullansın mı diyecekler. Yani çok zor bir durum. Nasıl düzenleyecekler bunu? Bir de biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun geçmişteki uygulamalarına güven duymayan bir kitle var. Türkiye'nin büyük bir bölümü. Çünkü geçmişte yaşadık. Mühürsüz oylarda yaşadık. Seçim iptallerinde yaşadık. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar Türkiye'de yani darbe boyutunda kararlardı. Darbe boyutunda kararlardı. Demokrasiye çok büyük darbeler indirdi. Türkiye'nin rejimi değişti mühürsüz oyların kabul edilmesi yüzünden. Bir seçim iptal edildi. İstanbul, Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. Ve öylesine iptal edildi ki darftan çıkan oylardan, pusulalardan diğerleri ki onları AKP kazanmıştı. Onlarda bir hata görülmedi. Sadece belediye başkanlığı seçimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi olan pusula iptal edildi. Bu nasıl bir adalet? Aynı zarftan çıkmış hepsi. Üçü kabul, biri red. Niye? Üçünü AKP kazanmış. Şimdi bunu yapan bir Yüksek Seçim Kurulu'na seçimde insanların güvenmesi mümkün mü? Ben kendi adıma konuşayım. Güvenmiyorum. Çünkü güvenimi sarsacak pek çok şey yaptılar. Sadece bu seçimin iptali ya da mühürsüz oylar da değil. Onun dışında da Yüksek Seçim Kurulu çok demokrasiye zarar verici işler yaptı. Gördük, yaşadık. Ama sonunda ne oldu? Sonunda ne oldu? İşte atı alan Üsküdar'ı geçti dediler o zaman. Ama Haziran'ı da unutmayın. 2019 Haziran'da da valla attı, şuydu, buydu. Hepsi hikaye oldu. 800 küsür bin oy fark geldi. Şimdi bu depremin getireceği oy kaybını yeri kazanmanın mücadelesi içindeler. Dedik temel atıyorlar. Her yerde gidiyorlar temel atıyorlar. Şimdi temel atacaklar. Bir fotoğraf var arkadaşlar. Dün iki gazetede birden gördüm ben o fotoğrafı. Burada var mı o fotoğraf? İki gazete yan yana bir şeyimiz vardı. Hemen işe girişmişler. Çalışmaya başlamış. Yerleri düzlüyorlar. Ne olacak? Temel atılacak. Alın işte. Malatya'da, Yeşilyurt'ta 5.6. Ya şimdi Malatya'da hasar değerlerine göre daha farklıydı. Temel atmış olsalardı ne olacaktı? Ki bu artçı sarsıntılar çok daha uzun süre devam edecek. Bunu bütün bilim adamları söylüyor. Ya ona rağmen mesleği avukatlık olan bir milletvekili oturmuş şeyin üstünde böyle bir A4 kağıdın üstünde şurayı şuraya taşıyacağız. Burayı ya kime sordunuz arkadaş? Kime sordunuz ya? Oranın jeolojik yapısıyla ilgili önünüze haritayı koydunuz mu önce? Yok, öyle de bir şey yok. Kahvede oturur gibi böyle oturmuş kahvede adam proje hazırlıyor. Ya bu kadar gayri ciddi bir şey olabilir mi? Ya alay mı ediyorsunuz insanlarla ya? Yoksa aklımızla alay mı ediyorsunuz? Neyi göstermeye, neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Yani öyle bir noktaya geldi ki olay. Hani insanların sabrı zorlanıyor. Sabrı zorlanıyor. Ama onların gözü anketlerde. İşte bir temel atalım da bir beton oraya bir şey koyalım yani nasıl? Oraya yapmayabiliriz belki. Sonra bazı farklı bir yer buluruz, oraya yaparız. Ama biz şimdi seçime kadar şuraya bir temeli atalım telaşı içindeler. Ve işte depremler de devam ediyor. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bizden sonra Ülkü Çoban
gelişen olaylarıyla ilgili haberleri size vermeye devam edecek. İşte bu Yeşilyurt'taki 5.6 eşitlik büyüklüğündeki depremin oradaki yaratacağı hasarla ilgili falan bilgileri de sizlerle paylaşacaklar. Yarın biz tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Güzel bir gün dilerim.